Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Ramazan hazırlığı yaptım ve bunları hazırladım. Size de video çektim. Siz o kısmı izleyin. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde sarmalarımı sardım. Şimdi daha önceden buraya böyle sarmalarımı koymuştum. Şöyle zaten tek tek donuyor. Şimdi bu kabımın üstü boş olduğu için arasına tekrardan buzdolabı poşeti koyuyorum. Eğer buzluğa giren sizin de bir kabınız varsa siz de koyabilirsiniz. Ben bunu geçen sarmıştım. Yarısı dolmuştu. Şimdi artık son yaprağım bu zaten. Çok az kaldı da onu da artık yarın sararım. Gerçekten elinde hazır böyle olunca daha iyi oluyor. Güzel bir şekilde. İnşallah Allah nasip kısmet ederse Ramazan'da yeriz. Sahurda falan güzel oluyor. Ben seviyorum. Yanında da yoğurt. Ben normalde pirinci kavurmadan yapıyorum eğer pişireceksem. Ama pişirmeyip dolaba koyacaksam kavuruyorum ki pirinç kırılmasın diye çıkardığında. Evet, bu şekilde koydum. Gerisinde bak. Evet, şimdi diğer Ramazan hazırlığımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben sarmalarımı sardım. Şöyle bir tane patates haşladım ve baharatladım. Böyle bir harcım var. Bir de dolaptan peynir çıkardım. Peynir ve maydanozu karıştırdım. Böyle bir harç yaptım. Burada 4 adet yufkam var arkadaşlar. Şimdi ben üçgen üçgen keseceğim. Birazını patatesli, birazını da peynirli yapacağım. Sahurda kızartabilirsiniz. Siz istiyorsanız fırına da atabilirsiniz. Benim zaten buzluk böreklerim buzdolabında olduğu için ben sadece sigara böreği yapacağım. Sahurda daha kolay ve pratik oluyor direkt kızartmak için. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi ilk önce peynirli olan yufkamdan başlıyorum. Peynirlerimi buzluktan çıkardım. O yüzden biraz don. Ama olsun. Şöyle katlayacağım. Bildiğiniz sigara böreği sarıyoruz zaten. Evet, bu şekilde bütün böreklerimi saracağım arkadaşlar. Sizi şimdi hızlandırmaya alayım. Evet arkadaşlar, ben böreklerimi sardım. Şöyle 4 poşet olarak böldüm. Şimdi de buzdolabı poşetime koyacağım. Sahurda direkt çıkartıp kızartmak için. Biz genelde sahurda zaten kahvaltılık yiyoruz. O yüzden çok fazla koymayacağım. Kahvaltının yanına kızartmak için. Arkadaşlar, böreklerim bu şekilde oldu. Şöyle 4 poşet halinde oldular. Bunları buzluğa koyacağım. Ramazan'da Allah'ın izniyle bunları sahurda yeriz. Evet, şimdi diğer bir hazırlığımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi buzluğuma Ramazan'da yapmak için, limonata yapmak için limon koyacağım. Şöyle limonların başlarını kesiyorum.
Mesela şöyle alabilirim. Limonata yapmak için. 3 limon yeterli zaten. Poşetimin ağzını kapatacağım. Ramazan'da çıkartıp limonata yapabiliriz bu şekilde. Özel sarmalarım bu şekilde oldu. Şöyle iki büyük, bir tane de küçük bir kap oldu. Şöyle geçen sefer yapmıştım, size göstermiştim aslında yaparken. Buzluk böreklerim vardı. Buzlukta 3 poşet. Onlar hala durduğu için ekstra bu börekten yapmadım. Bunlar daha böyle paçanga böreği tarzında şekli olanlar. Bu ise zaten gördüğünüz limon yapmıştım. Limon koydum limonata için. Şöyle buzluğa ben nohut atmıştım arkadaşlar. Geceden ıslatıyorum. Sonra ertesi gün poşetledim böyle. Çok pratik oluyor. Bazıları haşlayıp koyuyor ama benim için bu yeterli. Çünkü benim düdüklüm çok güzel pişiriyor. Böyle çok pratik olsun diye iki poşete nohut koydum. Şöyle ise sizinle birlikte sardığımız kalem böreklerim arkadaşlar. 4 poşet oldu zaten. Evet arkadaşlar, benim Ramazan hazırlığım bu şekilde oldu. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.